Yokluk ve varlık arasında sağlam bir çizgi vardır. Sadece etrafınıza bakın. O her yerde. Hepimiz diz çöküp aynı Tanrı'ya dua ediyoruz değil mi? Her caddede milyon dolarlık koca kiliseler var ve aynı zamanda yoksulluk yüzünden mengin arasına sıkışmış gibi milyonlarca insan. Etrafa baktığımda tek gördüğüm şeyi unutulmuşlar. Güçler tarafından bir kenara itilenler ve bir şekilde Amerikan rüyasını elde edemeyenler. Bu yüzden inanıyorum ki eğer bir şey istiyorsanız onu bulmalı ya da almalısınız. Hayatım boyunca bu bataklıklarda gömülü hazineler aradım durdum. Ve elime geçen tek şey kayıp ve atılmış ruhlar oldu. Ama benim sevgim farklı açıdan bakmamı sağlayabilecek kadar fazla. Bu yüzden onları alıp varlıklı olmanın yollarını öğretiyorum ben de. Ve birlikte hakkımız olanı alıyoruz. En eski istilacılardan kokain kovboylarına kadar bu bataklıklar her zaman gizli bir armağan bulundurmuştur. Buna inanıyorum çünkü hayal ediyorum. Ve şimdi de onu bulmaya gitmeliyim. Maskeni tak. Kim? Ne kadar kötü. Hey bana bak. Hey bana bak. Bana bak. İyisin iyisin. Arabaya git. Arabaya git. Kayla uyan. Hadi. Uyan. Kayla. Kayla. Kadar kötü. Lanet olsun. Dur izin ver bakayım. Lanet olsun. Ne oldu orada? Hastaneye git. Hastane olmaz. Sadece şarapnel kardeşim. Ne oldu orada öyle? Sürmeye devam et kardeşim. Sürmeye devam et. Cody lanet olsun. Lanet olsun. Neler oluyor? Ne oluyor? Kahretsin. Hadi. Cody, sadece yol kazasıydı. Onu burada bırakmayacağım. Hadi yardım et. Kahretsin, öldü mü o yoksa? Ne oluyor? Arabaya bin. Neler oluyor böyle, lanet olsun. Hadi. Sür hadi, sür. Lanet olsun kanka. Şans cesurdan yanadır. Anladın mı beni? Haklısın. Yani lanet olsun her yıl fosillerin bulunduğunu duyuyoruz. Konfederasyon altını hiç kimse inanmaz. Gerçekleşene kadar her zaman bir efsanedir değil mi? Eğer biz inanmazsak başka birisi inanır. Doğru mu? Şımart beni dostum hadi. Olur mu? Tamam. Varım. Evet işte bu. Evet. Hey. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Tekrar söyle. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Ne gibi? Şey, Zeyns, Axis, Purse var. Ne istersiniz? Neden oturmuyorsun? Evet gel. Yo oturmuyorum dostum. Cidden gitmem gerekir. Siz bir şey istiyor musunuz? Hepsini satın alıyoruz. Tamam alın. Bir şartla. Ne şartı?
Ne yapıyorsun dostum? Bırak beni. Bana uyuşturucuları nereden aldığını dostum, söyle. Nesin sen, polis falan mı? Lanet polise benziyor muyum? Lanet olsun, bilmiyorum dostum. Bunları bırak nereden beni aldığını söyleyene kadar peki, olmaz. Tamam. Sokağın aşağısındaki dükkandan aldım. Adı Aroma. Tamam mı? Uyuşturucuları ver. Masanın üstüne koy. Tamam. Defol. Kızın paranı unuttun. Bu delilik dostum. Çok yazık oldu. Evet, yazık oldu hem dostum. Hem de nasıl ama. İşte ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Affedersin. Alo. Ne oldu? Trey vuruldu. Lanet olası. Defol in arabadan, ben sürüyorum. Dayan dostum. Cyrus bana fenerini ver dostum. Teşekkürler. Sakin ol hadi. Ona söyleyeceksin. Yoksa ben söylerim. Canın cehenneme. Biraz canın acıyacak, tamam mı? Nefes alman gerek. Hadi. Hey bana bak. Bu kas yarası. İyi olacaksın. Tamam mı? Cyrus, temizle onu dostum. Bunu kendisi de yapabilir. Şarapnel sadece. Pekala. Cody. Bana söylenmeyen ne? Bir şeyler doğru değil. Neden bu arabanın arkasında kanlar içinde küçük bir kız var? Sana bir soru sordum, lanet olası, konuş benimle. Ona arabayla çarptık. Onu buraya getirmeye mi karar verdin? Hayır. Lanet olası, aklınızı mı kaybettiniz? Kim o ha? Bilmiyorum, az önce arabanın önüne geçti ve... Bu arabayı hemen alıp bataklığa atın. Bu arabayı lanet olası kafasına bir kurşun sıkın ve gerisini timsahlara bırakın. Beni anlıyor musunuz? Güneş doğmadan önce geri gelmenizi istiyorum. Sen burada kal, ben hallederim. Kapa çeneni. Ben süreceğim, atla. Acele et. Burası çok ürkütücü. O hiçbir şey yapmadı. Yap. İşemeliyim. Enkazdan 3 ceset çıkardık. 2 yetişkin, 1 çocuk. Tanık var mı? Komşular saat 1 civarında silah sesleri duydu ama hiçbir şey görmedi. Başka ne var? Diğer ikisi uyuşturucu laboratuvarına benziyor. Hadi ama tatlım, yine mi komplo teorileri? Bu bana çifte sorun gibi geliyor. Bırakın adli tıp kendi işini yapsın.
Biliyor musun, hepiniz ben daha 14-15 yaşlarındayken büyük babamın bana anlattığı bir hikaye hatırlatıyorsunuz. İneklerle dolu bir otağa bakan, bir amaçta duran iki boğa hakkında bir hikaye. Bunun hakkında. Genç boğa yaşlı boğaya bakar ve kendini beğenmiş bir şekilde, "Hey, hadi oraya gidip şu ineklerden birini becerelim," der. Yaşlı boğa ona bakar ve der ki, "Hayır, oraya gidip hepsini becersek nasıl olur? Sizi oraya benim için bilgi almanız için gönderdim. Ne var elinizde?" Bu ibneler henüz konuşmuyor dostum ama sadece bir zaman meselesi. Gitmeye hazır bir yakım ekibim var. Eğer siz bunu beceremezseniz onları bu şeyin içine sokacağım. Boş versene, biz hallederiz. O halde kıçınızı kaldırın ve oraya gidin. Laboratuvarımı kimin mahvettiğini öğrenin. Gelince Maskanti'de bugün en yüksek hava sıcaklığı 33 derece olacak. Diğer haberlerde ise yerel yetkililerin karavan alevlendikten sonra iki yetişkin ve bir çocuğun ölümüne neden olan bir karavan yangını araştırması sürüyor. Şerif olayı uyuşturucuyla nitelendiriyor ve laboratuvar patlamasından kaynaklandığına inanıyor. Haberler 17'de yine sizlerle. Sırada yeni bir şarkı Johnny'den Swamp Love sizlerle olacak. Gitmeliyim cidden. Kal bebeğim. Her gidişinde kalbim kırılıyor. Bunu yapmayacağımı biliyorsun. Etrafına bir bak. Bu güzel vücudunla yanımda uyanman için sana sahip olduğum her şeyimi veririm. Hem de her şeyimi, anlıyor musun? Hoşça kal bebeğim. Yakında görüşür müyüz? Nerede bulacağını biliyorsun. Her şey yolunda mı? Evet. O adam iğrenç. Sevişmek zorunda değilsin. Niye umrunda ki? O yaşlı, yalnız, çok zengin. Ne kadar ileri gitmek istersin? Senin derdin ne? Nasıl gitti? Bütün haberlerde var, biliyorsun. Duydum. Yangında çocuklar vardı. Onlar kötü insanlardı evlat. Bunu biliyorsun. Ama... Yeter lanet olası. Bunu kafandan çabuk çıkarmanı istiyorum. Beni anlıyor musun? O evde olan şeyler Tanrı'nın istediğiydi. Bizim suçumuz değil, bizim sorunumuz değildi. Pişirdikleri pislik sokaklara gidebilirdi. Muhtemelen Tanrı'dan korkan bazı insanların eline... Ve birinin soyulmasından ya da uyuşturucu bağımlısı bir çocuğun hak ettiği şeyi yaşamasından sonra... Hayır, bu kafa karışıklığını kaldıramam. Güçlü olmana ihtiyacım var. Bir gün ben ölüp gittiğimde... Burada yaptığımız şeyin dünyanın iyiliği için olduğunu tekrar hatırlayacaksın. Anladın mı? Lanet olsun evlat. İnatçı çocuk. Şimdi gidip abilerine buraya gelmelerini söylemeni istiyorum. Yapmayı planladığımız bazı şeyler var.
benim koltuğumdasın. Aç olmadığını söylemiştin. Fikrimi değiştirdim. Selam, bugün nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, her zamankinden mi? Evet, teşekkür ederim. Acaz. Evet. Beladan uzak duruyorsun değil mi? Evet, deniyorum. Ben de bir kahve alabilir miyim? Hemen getiriyorum. Daha yeni geldi. Sadece adam mı vurulmuştu? Evet. Hoşça kal. Kadın ve çocuklar yangında öldüler. Cinayete mi gidiyoruz? Bölge savcısı istemiyor. Uyuşturucu laboratuvarları yangını demeye çalışıyorlar. Ne? Hadi. Bilmiyorum, ters giden bir şeyler var. Elçiye zeval olmaz. Gerçekten mi? Selam kaptan. Selam, ne haber Elis? Üniversitedeki yanmış karavandan balistik raporu. O davanın çoktan kapandığını sanıyorum. Tam olarak değil. Mayıs'ta Lekonta yakınlarında bir soygundan elde ettiğimiz kurşunla eşleşti. Tamam, yani? Yani bu rastgele değildi demek. Diğer iki raporda çıkardım. Nereye varmaya çalışıyorsun? Savcılık bununla ilgili hiçbir şey yapmak istemiyor. Bu dava kapandı artık. Ama... Bak, eminim başka davaların da vardır. Takip etmen gereken davalar. Değil mi? Rapora bakar mısınız lütfen efendim? Lanet kapıyı kapat. Otur. Elis, sana hala denetimde olduğunu hatırlatabilir miyim? Hadi ama. Bak, bir memurun yüzüne yumruk attın. Adamın burnunu kırdın. Kıcıma dokundu. Başka bir şey kırmadığım için şanslı. Bak, çocuklar senin durumundaki bir kadınla çalışmaya pek alışık değiller. Çocukların bunun üstesinden geleceğinden eminim. Elis, sana söylenen şeyi yap, tamam mı? Yoksa sana masa başı iş veririm. Beni anlıyor musun? Hadi şimdi ofisimden defol. Nasıl gitti? Vay, altın yıldız, gerçekten mi? Kimmiş benim küçük bilim adamım? Aynen öyle. Yakında evde olacağım. Dur, babanla konuşayım, tamam mı? Hoşça kal. Selam. Aa, evet, henüz değil. Sadece işle alakalı şeyler. Biraz geç kalacağım ama yakında evde olacağım. Merhaba. Selam memur hanım. Başım bir tür belada mı? Buraya gel. Eğlenceli değilsin. Sadece her gün bütün gün polis modundayım. Bunu şu anda yapmak istemiyorum. Oyna bakalım. Hanımefendi. Bir sorun mu var memur hanım? Bir 10-70 durumu var gibi görünüyor. 10-70 mi? Yangın devam ediyor. Havlunuza ihtiyacım olacak. Öyleyse isteğiniz bir emirdir.
Adın ne? Hey, beni duyuyor musun? Endişelenme, güvendesin. Ne dedin? Daisy. Merhaba Daisy. Ben Cody. Sonra ne yapacaksın? Ne? Dışarıda yaptıklarım hakkında konuşmamamı istemediğini söylemiştin. Özür dilerim. Boş ver. Sorun ne? Hiçbir şey. Hadi, söyle. Ben... Keşke bıraksaydın. Keşke tüm bu saçmalıkları bıraksaydın. Bu adil değil. Evet, biliyorum. Hala evlisin yani. Karmaşık bir durum, yapamam. Bebeğim, biliyorsun hayat karmaşık. Ne dememi istiyorsun? Evet, biliyorum, hiçbir şey. Söylediğimi unut, tamam mı? Gitmeliyim. Biliyorum. Bir gülümseme alabilir miyim? Hoşça kal. Hoşça kal. Çökün beyler. Sayımla birlikte. 1, 2, 3, 4. Sürtük adamın canı cehenneme. 5, 6, 7, 8. Etlerin hepsini teslim hadi. 1, 2, 3, 4. Babacık dükkandaki her şeyi alır. 5, 6, 7, 8. 1 kilo aşk, 1 gram da nefret. 1, 2, 3. Beyler durun. Kalkmayın. Yerde kalın. Zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür, beni anlıyor musunuz? En zayıf halka olmak ister misiniz? Hazır efendim. Güzel, o zaman dayanın hadi. Lanet olsun. Cyrus, Trey'e dayanıklılığından biraz ver. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Kalk. Trey. Lanet olsun çocuklar. Kapa çeneni. Hey. Yeter, lanet olsun, yeter. Mindere, mindere kahretsin herkes hadi. Yeter dediysem yeter. Nasıl yaptığımızı biliyorsunuz. Hadi dostum, bana ne yapabildiğini göster. Dokun hadi. Sakın bırakma. Bırakayım deme. Bayılacak, umurumda değil. Tüm hayatın bu an ile belirlenecek. Anladın mı? Sakın bırakma. Meg, dur. Dur, hayır. Hey, lanet olsun. Hey, defol git, lanet olası seni. Bırak, yapsın işte. Kalk üstümden. Meg. Ne yaptın lan sen? Sana sordum dostum. Bu lanet bir emir. Lanet olası, aklımı kaybediyorum gibiyim dostum.
Adın ne kızım? Daisy. Daisy, sert küçük bir kıza benziyorsun. Nerede olduğunu biliyor musun? Kim olduğumu biliyor musun? Nerelisin canım? Hiçbir yer. Bir annen var mı? Ya baban? Tatlım. Benimle konuşmazsan eğer, sana yardım edemem. Bunu anladın mı? Sana bir kez daha soracağım, tamam mı? Nerelisin? Cevap ver bana hadi. Hemen şimdi. Size söyledim bayım. Hiçbir yerliyim. Benim ailem yok. Gidecek yerim yok. Tamam mı? Tamam. 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 Lexi, onu temizle. Ona kıyafetler ver lütfen. İyi misin? Evet bayan. O pisliğin altında çok güzel biri. Hikayen ne? Bir hikayem yok. Sana tavsiyem, buradan olabildiğince uzağa git. Buradan sana hiçbir hayır gelmez. Yatağa birkaç kıyafet bırakacağım. Trey, içeri git, bana bu tavuğun üzerine koyacak bir şeyler getir. Yanıyor, çabuk ol. Tamam, tamam, tamam. Ye tatlım, utangaç olma. Biliyor musun? Burada elimizde pek bir şey olmayabilir. Ama tabaklarımızda yemeğimiz var ve kalplerimizde birbirimize karşı sevgi. Etrafına bak. Herkes buraya seninle aynı şekilde geldi. Hepimiz öksüzüz tatlım. Ama buradaki, işte buradaki doğarken seçtiğimiz ailedir. Ve bu güçlü bir şey. Bunu anlıyor musun? Bazı zamanlarda su kandan daha katıdır. Ve düşünüyorduk ki, gidecek bir yerin olmadığı için burada seni arayan kimse yok. Belki ailemize katılmak istersin. Evet. Güzel. Güzel. Mm-hmm.
ve bu kadim toprakların kutsal doğasıyla olan bağlantımızı çok uzun zaman önce kaybettik. Beyaz adam bu kıyılara ayak basmadan çok ama çok uzun zaman önce onlar da bizim gibi Tanrı'ya inandılar. Ve Tanrı'nın yaptığı ilk şeyin suyun ruhunu yaratmak olduğuna inanıyorlardı. Bildiğimiz her şeye bir vatan yaratmak için büyük bir güçle dünyanın derinliklerinden köpürdü. Sonra da sularda yaşayan yaratıkları yarattı. Bazıları suyun üzerinde, bazıları da altına nefes aldı. Ancak en çok sorumluluk verilenler suyun altında yaşayanlardı. Toprağı ve ağaçları yerlerinde tutmakla görevlendirildiler. Bu topraklarda dolaşıyorsun ve yüksekte olduğunu zannediyorsun ama değilsin. Sen de bizim gibisin, suyun altındasın. Ve bizi dengeyi korumak için buraya koyan Tanrı'dır. Seni bana getirdi çünkü gerçekte kim olduğunu unuttun sen. Tüm acılar, tüm kıskançlıklar, tüm çekememezlikler zihnini ve kalbini bulandırıyor. Bu yüzden tekrar tekrar bu şifalı sulara geri dönüyoruz. Ruhumuzu temizleyip yeniden doğuyoruz. Yeniden doğmaya hazır mısın tatlım? Göklerdeki babamız, su ve kutsal ruh aracılığıyla bize kullarına bağışlama armağanını bahşetmiş olduğun için sana şükürler olsun. Sevgili Tanrım, bu küçük kızı sevgi dolu kollarına al ve koruyup kolla. Onu kötülüklerden koru ve günlerini sevgi ve sevinçle doldur. Geçmiş bitti. Burada cennetin krallığında sonsuza kadar özgür ve bütün olarak kalacağız. Amin. Hepimizin öldürmesi gereken şeyler var. Lanet olsun. Hadi biraz pislik öldürelim. Connie, Trey, Daisy, hadi bakalım. Hadi kalkın, kalkın, kalkın hadi. Bize nasıl yapıldığını göster Bantın. Fena değil. Cody senin sıran. Benden ise. Tabii canım. Hadi. Yavaş ol, yavaş. Öncelikle her silahı dolu bir silahmış gibi tutmalısın. Anladın mı? İkincisi, birini indirmeyi planlamadığın sürece asla ona bir silah doğrultma. Mantıklı geliyor mu? Pekala. Şimdi, iyi bir atışın sırrı, içindeki şeytanı kontrol etmeyi öğrenmektir. Anladın mı? Hazır olduğunu ateş et. Tekrar. Nefes al. Tekrar. Yapmam gereken son bir şey var. Küçük bir kuş bana kötü birinin çocuklara uyuşturucu sattığını söyledi. Sanırım onu ziyaret etmemizin vakti geldi. Borcun 42.63 dolar. Branş tuvaletini kullanmamın sakıncası var mı acaba? Al bakalım, sorun değil. Ay.
Parayı tezgahın üzerine koy. Parayı tezgahın üstüne koy. Lütfen. Hey! Lanet olası gözlerime bak ve parayı hemen koymazsan seni vururum. Al bakalım hadi. Hadi hepsini. Tamam al. Uyuşturucular nerede? Seni yakışıklı orospu çocuğu. Terence, bu gece yakıyoruz. Benimle kafa bulma. Uyuşturucular nerede? Uyuşturucu yok. Hayır yok. Dalga mı geçiyorsun? Yüzüme bak. Uyuşturucu yok diyorum. Yok bende. Sakın benimle... Atla üstüne, atla üstüne. Uyuşturucular. Bende uyuşturucu yok. Lanet olası uyuşturucular nerede? Uyuşturucu yok bende. Benimle kafa bulma, uyuşturucuları getir. Uyuşturucu yok, yok diyorum. Evet. Uyuşturucu yok mu ha? Cyrus. Bu Amerikan siyasi kültürünün paradigmasıdır. Bu kimlik politikasıdır ve takımını desteklemek kadar keyiflidir. Miami Dolphins ya da lanet olası spor takımını araya sok. Meg dostum, sen kahrolası bir paradigmasın. Pekala yanılmamışım. Bu senin için canım. Hey onu cebine koy. Beyler, sen Mac misin? Kimin sorduğuna bağlı. Biz soruyoruz adi herif. Peki siz kimsiniz? Norval seni arıyor. Maalesef tanıdık gelmedi. Lanet olası Monroe. Duyduğuma göre sen ve senin ahmak çeten laboratuvarımı havaya uçurmuşsunuz, öyle mi? Askerlik yaptın mı? Ettim. İki kez. Irak'ta. Pekala. O ufak izi de Irak'ta mı aldın? Evet. Kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum. Kim olduğumu biliyorsun, ne yaptığımı biliyorsun, ne yapabileceğimi de biliyorsun. Ama yine de sürekli operasyonuma bulaşıyorsun. Sen deli bir orospu çocuğu olmalısın. Öyle ya da böyle ölmek istiyorsun. Bunu sanırım yakında anlayacağız.
Ve biliyor musun, sana bir şey söyleyeyim. Yerinde olsam eve gider ve geleceğimi biraz düşünürdüm. Şimdi bana borçlusun Adi herif. 50.000 ve onu almaya geleceğim. Cody, Clay, bu pisliği onu bulduğumuz yere götürün hadi. Vaya con Dios. Cody, ne haber? İçki ister misin? Evet, tabii. Hadi. Al bakalım. Teşekkürler. Şerefe. Şerefe. Neredeydin? Bilirsin işte, sadece... Sadece nerede olduğunu sordum. Ben... Yani seni özledim, beni aramadın, mesaj falan da atmadın. Senden haber alamadım ve çok endişelendim. Bilirsin işte, ben meşguldüm. Hey çocuklar. Ne, kapa çeneni. Hadi ben hemen dönerim, tamam mı? Görüşürüz. Burayı beğendin mi? Pek konuşkan değil misin? Ot içer misin? Biraz ister misin? Sadece ot. Tatlım, bir şat alabilir miyim? Teşekkürler. Trey için geri dönmeliyiz. O iyi olacak. Lanet olsun. Onun için geri dönmeliyiz. Çok fazla lanet polis var. Anlamıyor musun? Ama... Oraya geri dönmeyeceğim, tamam mı? Trey büyük bir çocuk. Evin yolunu kendi bulabilir. Gerçekten geri dönmeliyiz. Hayır. Gerçekten ne yapmalıyız biliyor musun? Birlikte bir içki içmeliyiz. Öyle iyiyim. İyi misin? İyi değilsin. Bu kadar korkak olmayı bırak. Ben korkak değilim. Evet, öylesin. Değilim. Sen zayıf. Küçük korkan tekisin. Lanet olsun. Hey 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 hey, bana bak, hadi benimle bir içki iç. Öyleyim. Cody. Hey. Böyle iyiyim dedim.
Yardımcı olabilir miyim? Ne oluyor? Alan kapalı. Ben sadece birini arıyorum. Yoluna git. Ne dediğimi duydun mu evlat? Yürü hadi. Yürüsene. Tanrım, lanet olası aptal çocuklar. O kimdi? Aptal bir çocuk. Tutanak tutuyor musun? Meg. Lanet olsun Cody. Trey. Neden bahsediyorsun? Ne düşünüyorsun? Kurşunu aortu yırtmış gibi görünüyor. Tek atış mı? Evet. Doğrudan göğse. Kesinlikle düz bir kurşundu. Cinayet. Bu lanet olası bir infaz dedektif. Kimlik var mı? Hayır. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Benden istediğin bir şey var mı? Bunu sana vereyim. Tamam. Eğer sanırım aile burada. Yardımcı olabilir miyim? Oğlumu arıyorum. Pardon, siz? Oğlum, Trey. Adı Trey mi? Trey Watkins. Onun babası mısınız? Az önce söyledim ya. Peki sizin adınız ne? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Efendim, size bu bilgiyi veremem. Adınıza ihtiyacım var, lütfen. Oğlumu gördüyseniz nerede olduğunu söyleyin. Efendim, lütfen sakin olun. Bu çocuğu tanımlayabilir misiniz? Bu sizin oğlunuz mu? Bu o. Tamam, bunu bir cinayet olarak sınıflandırıyoruz. Bu lanet olası bir cinayet. Cesedi nerede? Bu açık bir soruşturma. Size böyle bilgi veremem. Seni. Bayım. Bayım, onu adli tabipte teşhis etmeniz gerekecek. Hey! Buraya nasıl geldin? Ve Trey'e ne olduğunu bilmek istiyorum. Ne demek bu? Onunla değil miydin? Onlaydım ama... Bazı kızlar ayrıldı, polisleri gördüm, ben de kaçtım. Aa tatlım, gözlerime bir bak. Ve tekrar söyle. Onunlaydım. Ve bazı kızlar gitti. Polisleri gördüm, ben de kaçtım. Neden? Ne oldu? Öldü. Hemen dönerim. Daisy, öne gelmek ister misin? Tamam. Hayır. Kes sesini. Hayır. Kes sesini. Hadi ver şu kıçı bana. Thank you.
İşte böyle kırarsın. Seni pislik herif. Yanındayım dayan. Ne oldu? İyi misin? Pislik uyanmadan hepiniz buradan defolup gidin. Evet, gerçekten mi? Evet, teşekkürler. Kendi sana borçlandım. Tamam, oldu bil. Dedektif Alice. Evet. Selam, adım Lisa, çocuk hizmetlerinden. Daha önce konuşmuştuk. Evet, gerçekten üzgünüm, gitmeliyim. Cidden önemli, sadece bir dakika. Üzgünüm. Lütfen. Bu ne? Yangınla ilgili. Alice. Nerede? Evet, sanırım nerede olduğunu biliyorum. 491 yolu üzerinde, öyle değil mi? Anladım. Ne yapmak istiyorsun? Lanet olsun. Kaldır onu. Onu dışarı getir. Hey. Hey. Lanet olsun. Sanırım bu pislik hakkında bir şekilde anlaşmaya varmamız gerekiyor. Bana kalırsa dünyaya bir iyilik yapıyorsun. Ne düşünüyorsun? Aracımı arkaya bir yere park ettiğimi sanıyorum. Bu atları arabama koyup yola çıkalım. Benden bir daha haber almazsın. Tamam o zaman. Canın cehennemi. Hey, buraya gel.
İsa'ya şükürler olsun. Kasa patlatmayı biliyor musun? Tabii ki hayır. Kasayı nasıl patlatacağımı bilmiyorum. Ama nasıl açacağımı biliyorum. Lanet olsun. Ne buldun Mac? Boş. Şu bir Faberli yumurtası mı? Faberce seni aptal. Ha Faberce, ha Faberli. Tek bildiğim 80 bin falan ettikleri. Ne? Ne diyorsun sen? Seksen bin demek. Selam kaptan. Bana selam kaptan deme. Bizim burada ne işimiz var Ayş? Efendim, bu mülkün sahibinin çukurda bulduğumuz çocuğun ölümüyle bir ilgisi olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca biz de... Tamam, anladım. Mülkün tabusunu aldık. Fred ve Gloria Worley'e ait. Worley mi? Dedektif Alice. Evet. Burada bir silah bulduk. Bahsettiğim şey işte buydu. Bu şekilde yaşamamız gerekiyor işte, anlıyor musun ha? Evet öyle. Şuna bak. Hep lanet telefonunun başında. Sarhoşsun. Doğru, sarhoşum. Yukarı hareketliliğe sarhoşum. Yukarı hareketlilik. Kutsal ruh aramızda. Bunu hissediyor musun? Hissediyorum. Ya sen kızım? Hissediyor musun? Evet, hissediyorum. İyi hissettiriyor. Lanet telefonu bana ver. Lanet telefonu bana ver dedim sana. Lanet olası seni pislik, ver bana. Mac. Mekanın her yerinde polisler var. Tamam. Tamam o zaman. Bu yeri hiç sevmemiştim zaten. Tamam. İşte bu taraftaki yangında ölen aile. Karısı ve çocuğu uykuları sırasında diri diri yanarken Thomas King yangından önce vuruldu. Çocuğun annesi mi? Koruyucu aileydiler.
Görünüşe göre fazladan para kazanmaları için çocukları evlat edinmişler. Ve bu McMoran eski denizci. Sabıka kaydı bayağı kabarık. Bu insanlar kim? Borleyner, 70'li yaşlarında emekli oldular. 12 yıl önce arazi alan onlar. 1,5 yıldan fazla bir süredir ne görüldüler ne duyuldular. Bu tarafta Mori çetesi var. Bay Moran tarafından Morley mülkünde sahiplenilmiş bir grup nehir faresi. Şu anda orada bir birimim var. Bu kim? Bu da evde yanan üvey çocuklardan biri ve ondan haber yok. Yüce Tanrım, Rabbimiz ve kurtarıcımız, bu hediyeler için ve bu ailemiz için teşekkür ederiz. İçimizden biri, şimdi senin yanında olsa bile onu koruyacağına güveniyoruz. Lütfen günahlarımızı bağışla ve merhametinle bizi affet ki bundan faydalanıp senin adınla yiyip içelim. Amin. Silahla çok mu uğraşıyorsun? Evet. Birini öldürdün mü? Evet, birçok insanı. O yanan karavanı biliyor musun? Bütün her yeri havaya uçurdum. Ateş ettim, sonra da yaktım. Hoşuna gitti mi? Gidip ödevimizi almak üzereyim. Cyrus, sen sorumlusun. Burayı temizle. Kekelemedim değil mi? Temizle burayı. Canın cehennemi. Lexi. Lexi, buraya gel. Ricky. Mac. Hayır Mac, hayır. Hayır. Bende bir hayır, şey var. Hayır Mac. Hayır dostum, hayır. Hayır Mac, hayır. Hayır bak, seni soymayacağım. Şuna bir bak, lanet olsun. Beladan başka bir şey olmadı. Tamam. Beladan başka doya bir şey doya değilsin. Doya bak o zaman.
Kahretsin. Aman tanrım. Evet, değil mi? Bir saniye. Ricky. Ne var? Üzgünüm, Mac. Ama neden? Bu gerçek değil. Tekrar söyle. Bu sadece cam ve pirinçten yapılmış. Sahte bu. Harika. Harika. Kahretsin dostum. Sanırım seni soyacağım. Cody, sana bir şey söylemeliyim. Buradan gitmek ister misin? Gidemem. Evet, gidebilirsin. Hepimiz gidebiliriz. Sen anlamıyorsun. Evet, anlıyorum. Hepimiz bir yere gideriz. Sen, ben, Lexi. Biz aynıyız. Aynı değiliz. Ne demek istiyorsun? Orada kaldığım insanlar. Ne diyordun? Boş ver. Yorgunum. Yatağa gideceğim. Bak, artık 48 saattir kayıp. Çevredeki illere ulaştık. Şu anda yapabileceğimiz tek şey bu. Ve çeteyi gözetleyeceğiz. İlk iş olarak bir ara memri çıkartabiliriz ama artık gitmiş olduklarını hissediyorum. Dedektif. Evet. Biri sizi soruyor. Kim? Bilmiyorum. Bir kız sizi tanıdığını söylüyor. Tamam. Hemen dönerim. Düşmüşüm. Sevincim. Ruhumu al. Hey 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 hey, dur bakalım, dur bakalım, hey dur. Hey hey, ne kadar kötü ha, ne kadar.
Cody, hemen. Kalksana lan, gitmeliyiz buradan. Ne oluyor? Hayır. Hayır. Hayır, yardım edin. Yardım edin. Hayır. Ne yaptınız sen böyle? Hayır. Lanet olsun. Ne oldu? Lanet olsun. İşte buradayız. İyi şeyler olduğunda Tanrı'ya hemen çabuk şükretmemiz çok komik. Ama dünya başımıza yıkıldığında ve hayaller yalandan başka bir şey olmadığında onu asla suçlamayız. Tüm talihsizlikler ve acılar için Tanrı'ya lanet etmiyoruz. Bunun için kendimizi suçluyoruz. Her zaman iyi hayatı elde etmek için orada olduğunu düşünürdüm. Aşikar bir kader. Aşırı bireyselcilik. Ama belki de sınırların içinde yaşadığınız gibi ölürsünüz. Çoğumuz asla başaramaz. Ama pislik ve bataklıktan, çamurdan ve timsahlardan bir çıkış yolunu bulursanız ve hala ufak bir umut kıvılcımının ve biraz da isteğin içinde kaldığını fark ederseniz, onlardan çok uzak bir yerde küllerinizden bir anka kuşu gibi doğarsınız. Yere yat. Yere yat hadi. Silahını bırak. Ateşi kesin. Ateşi kesin. Thank you.
dropped in a